Bugün emniyet kemeri geri sarmıyorsa ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Bugün emniyet kemeri geri sarmıyorsa ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Görünüş bu. Böyle zorla mı geri sardırıyorsunuz? Bunu nasıl çözebiliriz? Tekrar. Wow. Yani beklediğimden daha güzel oldu diyebilirim. Bugün böyle bir ürün var elimizde. Emniyet kemeri yağlayıcı sprey. Emniyet kemeri için silikon spreylerle de bu uygulama yapılıyor. Ama biz bu silikon spreyleri önermiyoruz. Silikon sprey doğası gereği toz topluyor. Hani göğüste kullanırız vesaire biliyorsunuz silikon parlatıcılar. Ama toz toplama problemi var. O yüzden de anlık olarak emniyet kemerini geri sarmasına yardımcı olsa bile ilerleyen dönemde tekrar toz toplayıp aynı sorunu tekrarlayabiliyor. O yüzden bu şekilde emniyet kemeri yağlayıcı spreyler daha faydalı, daha mantıklı oluyor diyebilirim. Bu da Caldini'nin bir ürünü, emniyet kemeri yağlayıcı. Şimdi bunu uygulayacağız ve emniyet kemerindeki değişimi gözlemleyeceğiz. Videoda gördüğümüz gibi zaten ön emniyet kemerimiz bir topluyor bir toplamıyor ama daha iyi çalışıyor. Sürekli kullanılıyor ne de olsa. Ama arka emniyet kemerlerimiz şöyle göstereyim. Bıraktım. Gördüğünüz gibi kalıyor. Özellikle buradan sonra hiç gitmiyor. Elle götürmemiz lazım. Zaten toza pisliğe bakın. Yani şuranın tozu pisliği hiç kullanılmadığı için hemen koltuğa bulaştı. Koltuğumuzu da mahvetti. Normalde koltuklarımız temiz. Her neyse. Bakın ortası çalışıyor ama bu çalışmıyor. Şimdi bu kemerimizi bir yağlayalım. Şimdi panzolotumuzu kaldırdık. Bu kısmı da sökeceğim ki kemerimizin yeri burası. Ön kemerlere de uygulamak istiyorsanız da hemen şu kısmın altında yine trim sökülebilir rahatlıkla. Şimdi burayı sökelim. Kemerimiz de ortaya çıksın. Hem kemer yağlayacağız hem mekanizmasını yağlayacağız. Tırnakları sökerek işe başlıyoruz. Birinciyi söktük. Hemen şurada bir tırnağımız daha var. Bunu da söktük. Şimdi bu döşemeyi bir kaldıralım. Wow, bayağı tozlu. Gördüğünüz gibi bakım yıllardır hiç bakım yapılmamış durumda. Şimdi bunun bakımını bir uygulayalım. İlk önce emniyet kemerimizi şöyle bir çekiyoruz. Komple sona kadar çektik. Sonra yağlayıcı spreyimizle özellikle şu köşelere, sağ ve sol köşelere buraları güzelce yağlıyoruz. Ondan sonra kemerimizin kendisini. Bu kemere iz bırakmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi kemeri yağladık. Yarın bir gün taktığımız zaman kıyafetimizin üstüne gelecek. Kıyafetimizin üstüne leke yapar mı? Vesaire düşünmeyin zaten arkasında da yazıyor. Kıyafetlerde herhangi bir iz bırakmaz diye. Silikon sprey gibi elde de böyle yapış yapış kaygan bir iz bırakmaz. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlk bir tarafı yapıyorum komple. Bu taraf yağlandı. Sonra diğer tarafı. Toz bir gitsin. Şimdi bir bırakacağım çekişini görmüş olalım. Gördüğünüz gibi aşırı hızlı bir şekilde eski yavaşlığı hiç yok. Tekrar. Wow. Yani beklediğimden daha güzel oldu diyebilirim. Gayet güzel. Dediğim gibi şu köşelerden gördüğünüz gibi şurada kemeri görüyorsunuz. Kemeri komple açınca şu köşelerden de sıkmayı ihmal etmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Aracınızda yaşadığınız her türlü sorun, arıza ya da aklınıza takılanlarla ilgili aşağıdaki yorum bölümünden ya da onlinetamirci.net forum bölümünden konu açarak hızlıca sorularınızı bize iletebilirsiniz. Aşağıdan abonelerden gelen sorular ve onlinetamirci.net forumdan gelen sorular öncelikli cevaplanıyor. Bizi desteklemek isterseniz yorum yapabilir, videomuzu beğenebilir ve hepsinden önemlisi kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.